mikrofon. Şeyde sunucuda. Diğer başlarımızı Diyor, çek bey, yastır, tamam. Sağ tarafında geri gelen başkanımız Mahmut Arıkan Bey ve sol tarafında kendisiyle birlikte omuz omuza Saadet Partimizin mücadeleyi devam edecek olan Duran Aydın Bey ve kurmayları hep birlikte sizleri selamlıyorlar. İşte Saadet Partisi, işte Milli Görüş. Hayırlı ve mutlu. Çok muhterem genel başkanım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendiler. 9. olağan kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin. Recep Kutan büyüğümüz derdi ki her mikrofonu eline aldığında Cumhuriyet tarihimizin en badireli günlerini yaşıyor derdi. O cümle hala güncel. Bugün de 24 Kasım'da da yakın tarihimizin en badireli günlerini yaşıyoruz. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. Bir süreç geçirdik, 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Elhamdülillah Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu en güzel bir şekilde ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu, hiçbir zaman ötekileştirmedi hiçbir arkadaşımızı, büyüğümüzü. Bundan sonra da tüm inançlı kadrolarımızla, milli görüş kadrolarımızla eksik olan teşkilatlarımızı tamamlayabilmek için iktidarın, bugünkü hükümetin ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda tahmin edebilmek için olağanüstü yükler var üzerimizde. 81 ilimizde, 973 ilçemizde, 51 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta birkaç gün sonra Bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler bir yıl sonra mı olur, iki yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın bir zamanda seçim olacakmış gibi meclis milletvekili arkadaşlarımızla, başkanlık divanı üyelerimizle, genel daire ve genel merkez yöneticilerimizle hep beraber milkolarımızla, milli görüş kuruluşlarımızla hep beraber omuz omuza vereceğiz. En güzel zaferleri hep beraber kazanacağız diyorum. Değerli büyüğüm Mustafa Kamala hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüğüm Binol Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. 17 Ekim 2010'du herhalde. Buraya gelmiştim, Ankara'ya gelmiştim. Kendisi bana il başkanlığı görevini tevdi etmişti. Merhum Erbakan hocamızla beraber. O gün bugündür devam eden dostluğumuz bundan sonra da pekişerek, büyüyecek. En güzel hizmetleri hep beraber yapacağız diyor. Hepinize saygılar, sevgiler duyuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Evet, hep birlikte bir kez daha el ele Bilge Başkanımız, Mahmut Arıkan Başkanımız, Binol Aydın Başkanımız ve kurmayları omuz omuza